Depresyon, tüm nüfusu etkileyen yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. Tedavi edilmediğinde erken ölüm, genel sağlık durumunda bozulma gibi olumsuz sonuçlar yaratırken, doğru tanınıp uygun bir şekilde tedavi edildiğinde hastanın yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir. Mutsuzluk, olumsuz gelişmelere karşı insanların verdiği olan tepkilerin bir parçasıdır. Mutsuzluk beklenenden uzun sürerse, koşulların zorluğuyla orantısızsa ya da kişinin kontrolünün ötesinde ise çökkün duygu duruma ilişkin bir semptom olabilir. Çeşitli beden hastalıklarında ve farklı psikiyatrik sendromların seyri esnasında çökkün duygu durum ve duygulanım ortaya çıkabilir. Depresyonda çökkün duygulanım, enerji azlığı ve ilginin ya da alınan zevkin kaybı çekirdek özelliklerdir. Konsantrasyon azlığı, özgüven azalması, suçluluk duyguları, karamsarlık, kendine zarar verme ya da öz kıyım düşünceleri, uyku düzeninde bozulma, iştah değişiklikleri ve libido azalması diğer sık görülen belirtilerdir. Sosyal ve mesleki işlev bozulur. Ruhsal bozukluklar, yüksek yaygınlık oranları, kronikleşme eğilimleri ve taşıdıkları tedavi güçlükleri nedeniyle günümüzde bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleriyle 14 ülkede gerçekleştirilen birinci basamakta ruhsal bozukluklar araştırmasında temel sağlık hizmeti veren birimlere başvuran hastalarda en yaygın görülen ruhsal bozuklukların %10,4 oranıyla depresyon olduğu saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı kapsamında sağlığın temellerinden biri olarak ruh sağlığı ele alınmıştır. Toplum sağlığında depresyon ve depresyona bağlı gelişen ruhsal hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda depresyon yalnızca klinik bir durum değil, aynı zamanda temel bir halk sağlığı sorunudur. Bunların yanı sıra depresyonun üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra ikinci yaygınlıkta rastlanan sağlık sorunu olması önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına göre günümüzde depresyonun dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. Depresyon çok çeşitli klinik görünümleriyle bir sendromal tanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Depresyonu klinik olarak daha iyi anlamak amacıyla çeşitli alt tipler açısından betimleme ve sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu alt tiplerden bazıları melankolik depresyon, psikotik depresyon, atipik depresyon, anksiyeteli depresyon ve kronik nevrotik depresyondur. Erken ebeveyn kaybı, madde ve alkol kullanımı, anksiyete bozuklukları, düşük sosyoekonomik düzey, işsizlik, daha önce depresyon geçirmiş olma, stres etkenleri, kişilik yapısı, çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü, tıbbi hastalıklar, hormonal değişiklikler gibi etkenler depresyonu tetikleyebilir. Enfeksiyon hastalığı, tümörler, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları, genel beden travmaları, metabolik hastalıklar, beslenme sorunları, mide bağırsak sistemi hastalıkları, kolajen doku hastalıkları gibi birçok hastalık depresyona neden olabilir. Hastanede yatan olgularda olasılık daha da artar. Hem depresyon hem de bipolar bozukluk ailesel yatkınlık gösterir. Yakın akrabalarda bu iki hastalığın görülme sıklığı genel topluma göre 2-5 kat daha fazladır. İkiz çalışmaları da genetiği desteklemektedir. Ancak genetik etkiler yatkınlık düzeyindedir. Depresyon hastalığı çevresel stres etkenlerinden de önemli ölçüde etkilenir. Depresyon yineleyici bir hastalıktır. Daha önce tekrarlamış olması tekrarlama olasılığını arttırır. Kalıntı belirtilerin varlığı, daha önce depresyon geçirmiş olmak, kronik depresyon, duygu durum bozuklukları için aile öyküsü, anksiyete ve madde kullanımının depresyonla birlikte görülmesi, depresyonun 60 üzerinde başlaması, depresyonun yineleme için risk etkenlerinden bazılarıdır. Günümüz toplumlarında ruhsal sorunlara sahip bireylerin diğer bireylere tehlike yaratabileceği şeklinde olumsuz bir ön yargı vardır. Bu ön yargı depresyon için pek görülmemekle birlikte depresif bireylerin kendine zarar vermeleri yani intihar düşünceleri üzerine daha çok durulur. İntihar riski belirtilen şiddetiyle her zaman bağlantılı değildir ve intiharla ilgili konuşanlarda olasılığın daha az olduğu düşüncesi yanlıştır. Depresyon olgularının %15'i intiharla ölmektedir. Bunun yanı sıra tüm intiharların %70'i depresyon olgularıdır. Antidepresan ilaç tedavilerinin işe yaramadığı ve etki etmediği yönünde tartışma hep vardır. Depresyon, hastalık düzeyinde bulunduğunda antidepresanlar çok başarılı sonuç vermektedir. Fakat hastalık değil de
Gündelik moral bozukluğu düzeyinde ise antidepresanlar işe yaramamaktadır. Yani depresyon hastalığında mutlaka etkili bir tedavi uygulamak gerekirken sadece moral bozukluğu ya da yaşadığı olaylara karşı mutsuzluk yaşayan bir kişi hasta gibi tedavi edilmemelidir. Antidepresan ilaçlar bir hastalığı tedavi etmede kullanılan bir grup ilaçtır. Hiçbir zaman bir moral dopingi, mutluluk ilacı, uyuşturarak dertleri unutturan bir madde veya alışkanlık yapan bir ilaç değildir. Tedavide kullanılan ve beynin çalışmasında düzenlemeler yapan kimyasal maddelerdir. Antidepresan ilaçlar depresyon hastalığında başarıyla kullanılmakta ve %80'lere varan olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Antidepresan tedavilerin yanında hastalara psikoterapiler uygulanmaktadır. Bu tedaviler çeşitli kuramlara dayanan ve yıllar içinde bilgi birikimiyle temelleri oturtulmuş yöntemlerdir. Bu tedaviler psikanaliz denilen insanın ruhsal çatışmalarını çözmeye yarayan tedaviler ile bilişsel davranışçı terapi denilen insanın düşünce yapısındaki olumsuz düşünce kalıplarını ve davranış kalıplarını işlevsel olanlar ile değiştirmeye yarayan tedavilerdir. Bunlar dışındaki kuramlara dayanmayan hastaya akıl öğretmeye veya yaşamına çeki düzen vermeye yarayan uğraşları tedavi edici girişimler veya terapiler diye kabul etmek doğru değil. Sonuç olarak depresyon psikiyatrik hastalıklar içinde en yaygın olan ve en çok yeti kaybı yapan hastalıklardan birisidir. Doğru tanınıp etkili tedavi edildiğinde bir toplum sağlığı sorunu yaratmamaktadır. Oysa uzman olmayan kişiler tarafından uygun biçimde tedavi edilemeyen depresyon pek çok başka soruna yol açmaktadır. Ruhsal hastalığı olanların damgalanması ve dışlanması büyük bir olasılıkla kökenini tarihin derinliklerinden almaktadır. İnsanlık tarihinin güçsüzlük ve bilgisizlik dönemlerinde ruhsal hastalık belirtileri açıklanamadığı ve anlaşılmaz olduğu için insanların korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Hastaların uygun olmayan ve belki de beklenmedik davranış ve düşünceleri toplumda korku ve huzursuzluk yaratmış ve bu kontrol dışılılık hastaların dışlanmasına neden olmuştur. Düzensiz ve beklenmedik şeylerden kaçınma, her şeyin önceden bilinmesi gerekliliği ve neyin ardından ne geleceğinin bilinmesi isteği insanoğlu için özel bir gereksinimdir. İnsan ilişkileri içinde aynı beklenti söz konusudur. Toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin tutumlarını belirleyen en önemli değişken hastaların tehlikeli ve ne zaman ne yapacağı belli olmaz kişiler olarak tanımlanmasıdır. Hastalarının önceden kestirilemeyen, alışılmışın dışında davranışları, kısaca düzen gereksinimi bozmaları toplumda anksiyete uyandırmaktadır. Birey ya da toplum kendisini ürküten, rahatsız eden bir durumla karşılaştığında sıklıkla onu kendisinden dışlayıp yabancılaştırma yoluna gider. Bu da ayrımcılığın başlangıcıdır. Toplum açısından düzeni bozan, huzursuzluk yaratan ve toplumsal yaşantı için tekin olmayan kişiler damga alıp dışlanarak toplum dışına atılırlar. Güvendiğiniz biriyle duygularınız hakkında konuşun. Uzmanlardan yardım isteyin. Sağlık çalışanı veya doktorunuz başlamak için iyi bir yerdir. Doğru bir yardım alarak daha iyi olabileceğinizi unutmayın. İyi olduğunuz zamanlarda yapmaktan hoşlandığınız etkinlikleri yapın. Bağlarınızı koruyun, aile ve arkadaşlarınızla iletişiminizi koparmayın. Kısa bir yürüyüş bile olsa düzenli egzersiz yapın. Düzenli yeme ve uyku alışkanlıklarına sadık kalın. Depresyonda olabileceğinizi ve beklentilerinizin değişebileceğini kabul edin. Genellikle eskisi kadar kendinizi yeterli hissedemeyeceğinizi unutmayın. Alkol ve madde kullanımından kaçının veya alkol kullanımını kısıtlayın. Bu alışkanlıklar depresyonu kötüleştirebilir. Eğer intihar etme düşünceniz varsa hemen yardım almak için biriyle iletişime geçin. Tıp öğrencileri akademik ve klinik çalışmaları sırasında yüksek düzeyde depresyon, anksiyete ve strese yol açtığı belirlenen birçok faktöre maruz kalmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırma kapsamında depresyonun dünya çapındaki tıp öğrencilerinin yaklaşık 1/3'ünü etkilediği tespit edilmiştir. Tıp fakültesinde okumanın kişinin kendi isteğiyle olmaması ya da çevre baskısı, para, prestij, iş garantisi gibi dış etkilerin tıp tercihinde fazla etkili olması depresyon ve anksiyete için risk oluşturmaktadır. Çünkü içsel motivasyonların yetersiz olması yüzünden bu kişiler tıp eğitiminin getirdiği stres faktörleriyle etkin bir şekilde başa çıkamayabilir ve ruhsal hastalığa yakalanma riski taşıyabilirler. Aşırı bilgi yükü, zaman derdi, sınavlar, rekabet, duygusal ilişkiler, ekonomik kaygılar, ailesel kaygılar ve kişinin özgüveninin yerinde olmaması önemli stres faktörlerindendir.
Uygun yapılandırılmamış eğitim ortamı, uzun nöbetler, suistimal, etik zorluklar ve hastaların acı çekişlerine maruz kalmak da bu stres faktörlerine eklenebilir. Stres, bazı insanları olumlu yönde etkilerken, tıp fakültesi öğrencilerinin stres düzeyiyle depresyon ve anksiyete arasında paralellik bulunduğu saptanmıştır. Yapılan araştırmalar kapsamında öğrencilerin stresle başa çıkma yönteminin de stresin ruhsal hastalıklara yönelimini ve öğrencilerin eğitime uyumunu etkilediği tespit edilmiştir. Strese maruz kalma sonrası sorunu çözmeye yönelik davranışları benimsemek stresi azaltıp öğrencilerin uyumunu arttırmaktadır. Stresi yok saymak, benimsememek ve sosyal izolasyon ise depresyon riskini arttırmaktadır. Toplumumuzda yer alan depresyon bir geçiş dönemidir algısı yanlıştır. Hayatta inişli çıkışlı dönemler olabilir. Fakat bu dönemler olması gerekenden uzun ve ağır geçmeye başladığı anda bir süre sonra geçer demek yerine yardım almaya yönlendirilmelidir. Her depresyon olay bağımlı değildir ve eğer kişi fizyolojik olarak depresyondaysa umursamamak yalnızca depresyonun şiddetini arttırır. Bu anlamda bizler de Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak depresyonun ne kadar ciddi bir mental hastalık olduğunu vurgulamayı ve toplumumuzun bu konudaki bilgi düzeyini arttırmayı hedefleyerek oluşturduğumuz videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.